Yepyeni bir günden günaydın. Aslında bu videoyu çekmek aklımda yoktu ve ne vardı, bir şey vardı ya, içimden geldi. Gerçekten içimden geldi. Kameramın şarj aletini hala bulamıyorum. Gittim almaya, işte satılmıyor falan dediler ama daha sonra internetten baktığımda mağazada var gözüküyor. Bugün onu halledeceğim. Şu an telefondan çekiyorum ve görüntü kalitesi nedense 720 yapıyor, 1080 yapmıyor. Ona taktım kafayı. Ama yine de çekmeme engel değil bence. Bir kısmı öyle olsun. Bugün büyük gün. Göce'ye gidiyoruz. Aslında babama söylemiştik dün annemle biz hani bugün gidelim diye. Benim ufak bir işim var, gelemeyebilirim, yarın gelebilirim dedi. Şu an ne olacak hiçbir fikrim yok. Saat daha 8.30. Ben eşyalarımı toplamadım, yine son dakikaya bıraktım. O yüzden sizinle birlikte toplayalım. İstedim bavulu şöyle bir orta boy valizim var. Bunun içine elbiseyi de nasıl koyduysam. Böyle bir değişik bu elbise, astar mı derler, bir şeyi var içinde. Belki mezuniyetimde giyerim. Neyse, bu bavula sığdırmaya çalışacağım her şeyimi. Çok eşya almayacağım zaten. Zaten önceki videoda çoğu eşyamdan kurtulmuştuk. O zaman başlayalım. Daha... Uf, arkası çok dağınık, bakmayın. Daha kahvaltı falan da etmedim ama onları da daha sonradan yaparız. Bir yerlerden başlamak lazım. Başlamak yolun başarmak, yolun yarısı. Başlamak yolun yarısı. Başlamak ne diyor? Başlamak yolun yarısıdır. Evet, başlamak yolun yarısıdır arkadaşlar. Yarın bu saatlerde başka bir yerde uyanacağız. Güzel bir yerde uyanacağız. Ben saat 6'da kalkıp yürüyüşe çıkacağım. Yogamı yapacağım. Belki yüzeceğim. Çok güzel olacak. O zaman toplayalım. Evet, şu anda aklıma geldi. Başlamak başarmanın yarısıdır. Aklıma geldi. Şimdi... Beni görüyor musunuz acaba? Yanıma yazlık, işte croplarımı, birkaç gömlek, şu gömleğimi seviyorum, Bob Marley ile. Bunları şöyle koyacağım. Ya şöyle bir elbisem var ama düğün elbisesi gibi de. Yani orada düğüne gidecek halim yok, akrabamız falan yok. Mezuniyete gidecek olursam da Bursa'ya uğrarım. O yüzden... Almıyorum. Şimdi mezuniyete buna gitmem kara kara. O kadar mezun oluyorum. Renkli bir şeyler giyerim. Şunu giymek de bir nasip olmadı. Hala beklemedeyim ve giymedim. Eski takipçilerim şu an anladı. Lokum şu anda gitmeye hazır. En uğraştırmayan kedi olabilir. Kendi kendine giriyor. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Azra, hı hı. Hazır mısın? Evet. Merço, sen? Değil. Uyuyor da. Günaydın anne. Günaydın yavrum. Şey, asıl pamuğu nasıl sokacağız onu? Pamuğu nasıl ben sokacağız sokarım. Bilmiyorum. Ben sokarım. Pamuk hiçbir şekilde bunların içine girmiyor. İsimden sokma canım, hayvan mahvolur. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kendime smoothie tarzında bir şey yapacağım. Bu çok güzel. Süt lazım. Sonra muz lazım. Biraz da yulaf koyarsak tamam. Hapşurca başlıyorum. Size şimdi kedileri göstereceğim. Evde ne yaşanırsa yaşansın onlar hissediyor ve şu anda gitmeyi bekliyorlar. Şu tiplere bakın. İkisi de karşılıklı oturmuş merdivenlerin tepesine, sabah birbirlerini yiyip kavga ediyorlardı. Ben çocuklarıma mama götürdüm. Kumları orada. Her şeyleri var. Her şeyleri var. Şimdi bavulu kapattık. Yani her şey o kadar çok karışık koydum ki utandığım için size göstermedim. Yani en karışık bavulu olabilir ama sonuçta anne sen taşıma. Belin acıyor. Almayı unutmadım. En önemli şey tabii ki spor matı. Böyle kendime yeni hedefler koydum. Orada bahsederim size de. Anne dikkat bunun et. İki tane var. Senin için de alacağız. Buna dikkat et, dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat et, çok ağır. Anne. Yavaş yavaş, bana bak değdirme. Kız duvarları vurdurmasana. Duvarı yavaş. Kenara koy, kenara, baban alır orada. Tamam, indiriyorum.
Güçlüyüm. Herkül. Bakayım. Herkül'ün kız versiyonu. Hadi yavaş. Aklıma Herkül geldi anne. Tabii ki. Çok yakışıklıydı değil mi? Evet. Bakın benim çocuğum yakışıklı. Çocuğum kara oldum. Nerede o? Aşağıda. Sen taşı sen. Ay. Yavaş yavaş şimdi alık alık. Kum hazır mısın Nokum? Kim titriyor ya arkadaşlar, sizi bugün titretirsem çok özür dilerim. Biz sabahtan beri Mert'le diğer kameramın şarj aletini satan bir yer arıyoruz. Fotoğrafçılara falan gittik, yok hiçbir yerde. Unutkan Melo onu tabii ki bir yerlerde unutmuş. Neyse şimdi daha profesyonel bir kameradan çekiyorum aslında ama çok ağır olduğu için bazen elim titreyebiliyor ve netleme problemi olabiliyor. Şu an hazırlandık. Bu arada benim bu saçlarımla ilk videom. Şu an aklıma geldi. Umarım yakıştırmışsınızdır. Instagram'da genelde çok beğenildi. İlk yaptırdığımda bir tık daha böyle yeşil, garip gibi gözüküyordu ve gerçekten saçlarım yandı sandım. Elime böyle avuç avuç saçlar geldi ve kuaförle bir tık biraz tartıştık. Bende çok tartışacak tip yok biliyorsunuz ama böyle surat astım nasıl olur? İşte o renk tutturmak için saçlarını açmamız gerekiyordu bu kadar dedi. Ama saçlarım koptuktan sonra o renk tutsa ne olur, tutmasa ne olur? Neyse çok şükür bakımlar, maskeler toparladım ben saçlarımı. Ya iyi çekiyor muyum bilmiyorum ya. Bakayım. Bu arada yolculukta sürpriz bir konuğumuz var. Anneannem geliyor ve anneannem tanıyanlar bilir, çok komik. Onunla birlikte yolculuk yapacağız ve benim arabada iki tane daha kedi olacak. Bu arada benim araba diyorum ama farklı bir arabayla gideceğiz. Bugün arkadaşlar Kartopu satıldı. Kartopu'nu eski takipçilerim bilir. Onunla vedalaştık. Size bir araba göstereceğim. Bayılacaksınız aşağıda. Benim kendi arabam değil ama belki de olur. Bilmiyorum. Babama bağlı. Aşağıda göstereceğim bir sürpriz. Çok heyecanlıyım. Abla pamuğu çok kolay soktum. Soktun mu pamuğu içine? Evet çok kolay. Nasıl girdi? Birden soktum, hareket etmedi, yattı direkt. Allah Allah. Bu o kadar güzel bir şey ki duvara böyle gün batımını yansıtıyor. Değişik bir şey. Kediler hazır mı? Hazır. Allah'ım kediler paketlenmiş şu anda. İkisi de burada. Biri Lokum. Biri de Pamuk. Bakayım suratına. Siz nereye gidiyorsunuz? Aa, Totosunu gömmüş. Totosunu dönmüş. Benimle konuşmayın, Totom'la konuş mu diyorsun Pamuk? Aşkım. Çıkıyoruz. Anne. Beyaz ayakkabı, siyah çorap, keko gibi olur mu? Gözükmez be çoraplar içinde. Annem diyor ki bak tuvalet terliklerini buldum. Bak yok diyordun. Bence çok güzeller. Ben giyeyim bari ayağımı. Hani giymezdin? Rahat giyerim. Gerçekten rahat. Bu tuvalet terliklerin orijinali anne 5 milyar mı neymiş biliyor musun? Yok. 5 milyarmış. Çüş. Size yolculuk kombinimi de göstereyim. Hatta... Ay annem kızacak, halıya bastım diye şöyle. Şapkalardan biri anneannemin, biri benim. Güneş gözlüğümüzü takalım. Şöyle şort etek giydim. Çok rahat, bol. Üzerine de crop. Çok terledim. Kaç saattir eşya topluyoruz. Ve artık çıkma zamanı, içim kıpır kıpır. Sanki ailece böyle yeni bir hayata başlıyormuşuz gibiyiz. Şimdi size arabayı da göstereceğim. Babama yalvaralım. Ne olur satma diyelim. Bu yaz ona geçirelim. Kapı açılıyor. Hatta aşağıya. Hello. Al bunları. Hadi al. Aa çocuklarım. Ben bir çocuğu sen al. Birini de ben alayım. Şunları da aldım. Ah ana yüreği be. Çocuğunu taşıyor. Basın her yere bakıyor. Veda vakti Teletubbies'lerin. Çirkin böceği. Çok tatlısın. Çirkin Azra. Sensin çirkin. Ve size arabayı gösteriyorum. Renginin, minnoşluğunun tatlılığına bakar mısınız? Benim babam için araba biliyorsunuz sürekli böyle renkler değişiyor, ediyor. O arabayı almış. Ben de rica ettim işte bu yaz kullanabilir miyim falan diye. Sağ olsun izin verdi. Eğer alıcı çıkmazsa ki çıkmasın lütfen. Üstü bile açılıyor. Ben kullanacağım. Üstü tamamen açılıyor. Fethiye'de, Göcek'te full bu arabayla birlikte gezeceğiz. Bugün Kartopu da satıldı zaten. Bugün birlikte ilk uzun yolumuzu yapacağız. Şöyle göstermek falan ve içini de gösterelim. İçi de çok güzel tutuyor. Bakın ojelerimle aynı renk. Birebir. Ne? Ojelerimle aynı renk. Bak. İçi çok tatlı. Tek kapı. Öyle. Şimdi hayalim. Mert çevirebilirsin. Ha. Bu İtalyan arabası değil mi? Evet. İtalya'da bu Portofino falan o taraflarda hep böyle bu araba var küçük küçük. Şimdi üzerini açıp anneanneciğimle birlikte anneanneme de şapkasını takacağım, gözlüğünü takacağım. İtalyan şarkısı açıp keyifli keyifli yol alacağız.
Ama sorun şu ki bu arabaya iki kedi, anneannem, ben ve eşyalarımız nasıl sığacak onu bilmiyorum. Kediler yardım yaparız işte. Olur. Bir de buna isim bulmak istiyorum. Mint mi olsa ki? Mint çok klasik. Çok klasik. Ne olsun nane? Nane. Nane olmasın ya. Kapıyı şey yapar mısınız? Koltuğu indirir misiniz aşağı bir tarafa? Araba. Kızım. Ama öyle. Ne söyleyeceğim, onun alerjisi o yüzden. Hava alamayınca öyle yapıyor. Ya açarsın olmazsa dolaşsın. Ama bu numara yapıyor biliyor musun? Hep yapıyor bunu. Ağzında saçıyor. Hep manyak. Öyle yapıyor. Nefes alamıyormuş gibi yapıyor. Olur. Çıkma oğlum bak, çıkma. Çıkma çıkma. Bu çıkar kaçar valla. Gir gir içeri. Gir. Bu araba nasıl ya, tam bilmiyorum. Ya bir dakika, anlamıyor musun? Oğlum içi çok güzel. Oyuncak araba gibi. Anneanneciğim, ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim, seni bekliyorum. Yol arkadaşım bugün anneannem. O da geliyor canım. Bizimle birlikte. Tintin gideceğiz. Anneanne, çocuklar bir yüzlerini böyle yapıyorlar yanlış yolda. Alışacak, alışacak onlar. Ben İnşallah. Anneannem konuşur onlarla. Yaprak bagajımızda yine her şeyi sığdırıyor. Sen yaprak götür. Yaprak mı aldın? Yapraklar da gidiyor. Sarma da saracağız. Bahçede sararız anneanne. Bana da öğretirsin. Tamam. Biz de Melo'yu takip ediyoruz buradan arkadan. Esin Hanım nasılsınız? Azra Hanım. Esin Hanım çok ciddiye bağladı nedense. Sigara içerken çekmemedi. Sigara içerken. Şoförümüz Mert. Önde Melis Hanım gidiyor. Yakınlaştırayım mı? Bak. Küçücük arabayla basıyor hep gaza ya. Biraz yavaş. Şimdi benzinlikte mola vereceğiz birazdan. Anneanne, keyfin yerinde mi? Çok çok. Kitler ne yapıyor? İyi onlarda. Duyuyorlar onlarda. Ne yapıyorsun anneciğim? Aşkım iyi misin? İlk molamızı verdik biz şimdi. Burada da pamuk kızımız var. Merto. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor karı lokumlar? Bak bak bak. İleri bak. Uyuyorlar, uslular. Bir bakıyor şeyden. Mert camdan bak, böyle. Bak vitesi neye al geri al sonra. Neye mi yani? Neye al. Ha, sonra geri al. Ne yapıyorsunuz? Sosyete kızlar, ne yapıyorsunuz? Anacığım. İyi, iyiyiz, hızlı ha, şoför. Buna bak, buna şişt, buna kız. Karar çok para. Bak, yavaş git lütfen. Anne baba. Şimdi tamam. Bak bu araba bu araba küçük bir araba. Aks mesafesi küçük bir araba. Tamam mı? Tamam. Savrulma riski fazla. Sen şimdi başka bir araba kullanıyorsun. O araba nasıl bir araba? Her şey var. Kaysan bile topluyor. Şimdi bu o değil. Onun için tamam yavaş gideceğim. Dikkat et. Yol boş ya, kendim bir şey yapamam. Değil, arkadan savruluyor araban görüyor. Tamam. O yüzden. 120, 130, 140 öyle. Tamam maksimum. Hele şeyde Göcek'te gezerken mıcır yollarda daha da tehlikeli, aklımda olsun. Tamam. Bir de şu araba kullanırken bebişim telefonunu oynama. Oynamadım, hiç oynamadım. Tamam oynama, söylüyorum işte. Ama oynamadım. Şimdiden söyleyeyim ben yine de. Oynamadım, vlog bile çekmedim biliyorsun. Babaanne olunca anlarsın. Tamam. Şimdi benzinliğe gideceğim ben de. Kaldın değil mi? Kaldım. En büyük zevklerimden biri de benzinlik marketi gezmek. Kocaman bir market buldum. Kelin benzinlikteki marketleri çok güzel oluyor. Şöyle sandviçler. Bunlarla alakalı kötü bir anım olduğu için ben yiyemiyorum maalesef. Şöyle doğal meyve suları var. Normalde burada böyle yoğurtlu granolalar oluyor. Aşırı lezzetli ve hala var. Bahsettiğim şey buydu. Ballı muzluymuş mesela bu. Bunu ben aldızlısını yemiştim. Çok lezzetliydi. Şimdi karnım doyduğu için almayacağım. Altta böyle muzlu var, üstte granolası var. Bazlama bile varmış. Ne alalım ya? Aa burada bak, bu direkt benzinliğin karışık şeyleri de var. Daha güzel sanki. Şunu alacağım. Enerjik. Daha uygun fiyatıdan. 7 lira. Ben yolda yemek yemeyi çok seviyorum. Nedense iştahım artıyor yolculuk yaparken. Bir tane de şundan alayım hadi. İzmir otobanı o kadar boş ve dümdüz ki insan böyle hızını anlamayıp kaptırıyor. Ben de birazcık fazla hızlı gitmişim ve babam uyardı yavaş git diye. Şu an yavaşladım. Çek çek onu. Çok tatlısın lokum. Dışarıyı izliyor ya, kıyam. Her seferinde ehliyet alalı kaç sene oldu? 18 yaşında ehliyetimi aldım. Düşünün senelerdir kullanıyorum. Uzun yol gittim ama babam arkamda olunca ya da önümde olunca geriliyorum. Psikolojik olarak. Nedense. Görüyorum. Tamam.
Şimdi yolculuğumuz devam ediyor. Manisa'ya varmak üzereyiz. Lokum şurada tam. Gözüküyor mu hala? Evet. Şimdi Adnan'ın çişi gelmiş. O yüzden ilk benzinlikte mola vereceğiz. Şu an anneannem çekiyor kamerayla birlikte. Böyle müzikler, bir anneannemin müzikleri, bir benim böyle rap müzikler falan. Gidiyoruz. Hadi annenin kucağına git. Market. Miyafet. Gözüm gözüme değse. Anneanne istek şarkın var mı? Yok şekerim. Yok mu? Ya her müziği. Anneannem her müziği diyor. Diyorum ki Ezel'i beğendin mi? Evet çok beğendim. Ben severim. Müziği severim. Her şeyi. Aynen öyle. Ben de öyleyim. Hiç müzik ayırt etmem. Her müziği dinlerim. Evet. En alakası şeyi bile. Yabancıyı da severim. Türkçeyi de. Lekin poto kayma. Lekin poto kayma sayma. Lekin poto kayma. Mola zamanı. Mola zamanı. Pamuk. Anneciğim. Aşkım. Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor yolculuğun Pamuk? Ah dilim olsa da konuşsam diyorsun bence. Ah. Ah yavrum. Ne yapacağız kızım? Fırlar mı ki? Nerede o? Abla dur bakayım. Bir orada, bir her orada. Yeri gezdi durmuyor arabada. Ya. Hiçbir şekilde durmuyor. Yavrum sen niye böyle huysuzluk yaptın? Bazen uyuyor. İkinci moladayız ve ikinci mola dayanamayıp bu sevdiğim meyveli yoğurttan aldım. Çilekli mi bu, neyli? Bir bakacağım şimdi. Neyli bu Azra? Orman meyveliymiş. Çok lezzetli oluyor ama içinde şeker ilavesi var diye biliyorum. Aynen. Pudra şekeri varmış içinde. Şöyle sizi buraya sabitleyeyim. Annemler markette dururken ben de uyuyayım artık. Ara öğün niyetine mi? Akşam yemeği yeriz büyük ihtimal. Saat şu anda 7. Gece böyle 10-11 gibi varırız diye düşünüyoruz. Annemle anneannem de burada. Son kullanma tarihi bugünmüş ve tadı biraz ekşi. Ama zehirleyeceğini düşünmüyorum. Bir şey olmaz bence. Yedim artık. Can boğazdan geliyor. Kızım. Lokum sen kullan arabayı Lokum. Lokum sen kullan arabayı Lokum. Yola devam. Yolumuz uzun güzelim. Yola devam. Şöyle bir şey aldım telefonu koymak için. Ama takamıyorum. Anne sen de tutuversene. Yavrum çağırsana taktır. Mert taksın. Hı, çağır. Mert. Merto. Tamam. Telefon tutacağımız tamamdır. Aynen Mert bu yönlerde çok işe yarıyor. Evet. Şimdi yola devam edeceğiz. İşte konuma bakarken falan bence bu çok kurtarıcı olacaktır. Evet, bugün Media Market'ten aldım. Hadi anneanneciğim. Gidiyorum. Hadi. Şu araba ne basıyor kıza ya? Biraz yavaş. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Ve yemek molası. Ezogelin çorba içiyorum. Azran mercimek içiyor. Herkes çok acıktı. Buranın köftesi meşhurmuş. Çile. Çile diye bir yerdeyiz şu anda. Muğla'ya yakın. Buranın köftesi meşhurmuş. Köfte yiyelim dedik. Akşam yemeği saat 9. Yolumuz çok az kaldı. Yorgunum, unutuyorum. Köftelerimiz geldi. Meşhur çili köftesiymiş. Bakalım tadı nasıl? Böyle minik minikler tatlı gözüküyor. Güzel aynı tadı. Güzel. Güzel. Normal köfte ama güzel. Minik minik olması falan. Normal köfte. Bir de şuna bakacağım. Biber çok acı. Bunlar da güzel. Ama benim bir şey var. Afiyet olsun, afiyet olsun. Biz karnımızı doyuralım. Daha sonra yola devam. Bir de böyle yeni kaydan tutuyor. Instagram'dan köfteleri paylaştım da buralı çok kişi varmış ve bayağı meşhurmuş. Güzel yerde yemişiz, güzel yer seçmişiz. Böyle ev köftesi gibiydi. Gerçekten de güzeldi. Babam seçti. Ben seçtim, ben. Biliyorum bu işi. Şimdi ben arabayı da anneme vereceğim. Annem kullanacak çünkü yoruldum. Şoför.
Şoför değişikliği. Şuramda kocaman bir şey çıktı. Böyle çiban gibi. Full ağrıyor. Şu yanları da dahil olmak üzere. Anne kullanmamak için bin bir takla attın. Arabaları değiştirdik. Şimdi babamlar diğerini kullanacak. Ben bunu... Ben kullanmak istemedim. Küçüğü. Oğlum ya. Neyse ben kullanırım. Zaten az kaldı. Şimdi kız kıza tek arabadayız. Kız kıza gezelim kız kıza, bu gece. Çiçirlere bakalım. Laf evet, atalım. Umut'a o şarkıyı açalım. Boşuna bekleme. Aramaz gururundan. Seni çok sevsene. Her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servettir. Arkadaşlar biz şu anda geldik. Çok farklı hissediyorum. Bakalım burası nasıl olacak? Evimiz gibi olacak mı? Yani olacak tabii ki de. Bilmiyorum. Cümle kuramıyorum. Eşyaları taşıdık. Kedilerin kum kabını alacağım. Şimdi onlar da kaç saattir yolculukta çok yoruldu. Artık videoya ben yarın devam ederim. Evde yerleştirilecek, temizlenecek çok şey var. Eşyalı olduğu için önceki kalan kişinin eşyaları da var. Haberleşiyor oluruz. Çıkalım.